Kulüp Spor'un yaratıcılıkta sınır tanımayan bir taraftar grubu ve açıkçası resmen şehre yerleştirdikleri de bir tribün kültürü var. Futbol tribünü kültürü var. Kendilerine ayrı bir hayranlığımız var. Özellikle de burada altını hızlı hızlı çizeceğiz. Kalın kalın. Kırmızı mavi. Onları kırmızımavi.org'dan da takip edebilirsiniz. Sosyal medyalarından. Ben onlarla 5 yıl önce tanıştım. Bundan 3 sezon önce de takım Süper Lig'de kötü giderken tribünlerde soru işareti şeklinde oturmuşlardı. Mesela. Ve protestoların en anlamlısını imza atarak kalbimizi bir kere daha kazanmışlardı. Çok sayıda şey var yaptılar, koreografi yaptılar. Uçak koreografisini herkes hatırlar. Hani uçakların penceresini açıp pankartı uçak penceresi açıp kafalarını çıkarttıkları o görüntüleri falan. Şunu çok net bir şekilde benim bildiğim kadarıyla en azından söylemek istiyorum. Türkiye'de koreografi yapıp o koreografinin kamera arkasını nasıl yapıldığını, perde arkasını videoya çekip bunu kendi sosyal medyasında yayınlayan, bunu bundan 5 sene önce yapan benim bildiğim ilk taraftar grubu Kırmızı Mavi'dir. Onlardan sonra taraftar grupları sosyal medyayı ve özellikle YouTube'u kullanmaya başladılar. Yaklaşık 5 sene önce tanıdım. Hiç karşılaşmadığım, hiç tanışmadığım arkadaşlarım onlar benim. Gerçekten hayran olduğumuz işler yaptılar. Zıplayan kitapları hatırlıyorsundur. O da mesela benim favorilerimden biri. Çünkü hani tribün dışında da, evet, tribündeki yaratıcılıklarına ben de söz, hani söyleyecek övgü bulamıyorum, o kadarını söyleyeyim. Ama bunun bir sadece tribünde olmadığını, sosyal hayatın içerisinde takım taraftarlığının, tribün coşkusunun nasıl yansıtılacağını ve bir şehre neler katabileceğini göstermek açısından da çok çok önemli. İşitme engelliler için marşları video haline getirmişlerdi. O da çok çok güzeldi. Her maç öncesi taraftarları stada çağıran motivasyon videoları hazırladılar. Onlar da inanılmazdı. Gerçekten bir bütün olarak kolektif şekilde çalışıyorlar. O çok güzel. Sabah şimdi anlatacağım hikayeyi anlattığım zaman Akar Karacan şu yorum yaptı ki biz 6'sına tutkumuz futbolda şimdiye kadar sadece onların hazırladığı, yani kırmızı mavi taraftar grubunun kendileri hazırlayıp montajlayıp sosyal medyalarından yayınladıkları 8 ayrı video yayınlamışız. Bu inanılmaz bir rakam. Ve Akar Karacan onlar için şu ifadeyi kullanıyor: Türkiye'nin en Avrupalı taraftar grubu. Kendini ifade edebilen yönüyle ondan bahsediyor. Yoksa Avrupalı sosyal medyayı kullanış biçimi olarak söylüyor. Sosyal medyada kendini ifade edebilmek ve bunu kullanmak bilmek için içeriğini doldurman gerekiyor. O içerik de yaratıcılık istiyor. İşte, hani kelebek etkisi işte. Peki, motivasyon videosu demişken, şimdi bizlerle paylaştıkları ve sizlere anlatmaktan büyük bir keyif duyduğumuz tribün kültürü tarihinde literatüre girecek bir hikaye var. Onu hemen Didem sen paylaş istersen. Tamam, biraz yardım et aman. Çünkü gerçekten çok heyecanlanıyorsun bunu anlatırken, arada gireceğim araya. Yok, gülme krizi geliyor çünkü. Dün ben 40 dakika güldüm bu mesaj geldiğinde. Şimdi PTT 1. Lig'de 34. haftaya girilirken Karabük Spor Alanya Spor'un ardından 3. sıradaydı. Karabük İzmir'e Göztepe'ye gitti. Alanya Spor da Giresun Spor'un konuğu. Bu esnada Giresun Spor'un playoff şansı var. Alanya Spor'u yenmek zorundalar. Alanya Spor'un yenilmesi gerekiyor ki Karabük Spor ikinci olup Süper Lig'e çıkabilsin. Yani standart fikstür hesaplamaları buraya kadar. Şimdi gelelim süper aslında matematik yani. Diyorum ben bu kısma. Matematiği bunun için öğrenmişiz zaten, net. Şimdi bu esnada Giresun Spor'un da playoff şansı var. Alanya Spor'u yenmekten başka çaresi yok. Kırmızı Mavi Ork'taki arkadaşlar Giresun Spor'un Antalya Spor'u yenebilmesi Alanya Spor'u yenebilmesi için taraftar desteğini arkasına alması gerektiğini düşünerek Giresun Spor taraftarını maça çağıran bir motivasyon videosu hazırlıyorlar. Yani şöyle oluyor: senin benim yanıma gelebilmen için benim başka bir yerde başkalarına motive etmem gerekiyor gibi mi? Ya hayır, benim yanıma derken hani
aynı başarıyı sağlayabilmemiz için, yani yolumuza devam edebilmemiz için? Yani motivasyon piri mi? Artık ne diyeyim yani, arkadaşlar literatürde tanım yok bunun. Fakat bu videonun Karabükler tarafından yapıldığını kimse bilmiyor. Video Giresunspor taraftarlarının adına hatta imzalı. Evet, yani Karabükspor bir motivasyon videosu hazırlıyor ve sonunda şöyle yazıyor: Giresunspor'umuz 42 yıl sonra bu hasret bitiyor, sen nerede olacaksın diye bir video yayınlıyor. Kırmızı Mavi Ork'taki arkadaşlarımız Giresunspor taraftar grubuna Facebook'tan mesaj atıyor. Kim olduklarını söylemiyorlar ama diyorlar ki biz Giresunspor için video hazırladık. Siz kimsiniz? Kimse değiliz derken, videoda güzel olunca Giresunspor taraftar grubu sosyal medya hesapları birer birer videoyu yayınlamaya başlıyor. Hafta boyunca Karabüklülerin Giresunspor imzalı videosu her yerde dönüyor. Bütün Giresunspor'la ilgili ne kadar bağlantı varsa hepsi giriyorlar. Yenecekler ama Alanyaspor'un da Giresunspor'u yenmemesi gerekiyor. İkinci olan çünkü direkt Süper Lig'e çıkacak. Bu esnada Giresunspor'da playoff şansı var. Yani Giresunspor'un da playoff şansı var. Alanyaspor'u yenmekten başka çaresi yok. Şimdi herkesin birbirini yenmek zorunda olduğu iki maç bu. Standart fikstür hesaplamaları yapınca asıl hikaye çıkıyor ortaya. Kırmızı Mavi Ork'taki arkadaşlar Giresunspor'un Alanyaspor'u yenebilmesi için taraftar desteğini arkasına alması gerektiğini düşünüyor. Giresunspor taraftarlarını maça çağıran bir video, motivasyon videosu hazırlıyorlar. Fakat bu videonun Karabükler tarafından yapıldığını kimsecikler bilmiyor. Video Giresun'un taraftarları adına imzalı. Kırmızımavi.org'daki arkadaşlarımız Giresunspor taraftar grubuna Facebook'tan mesaj atıyorlar. Kim olduklarını da söylemiyorlar. Kendilerini, kimliklerini gizliyorlar. Giresunspor taraftar grupları da sosyal medya hesaplarında birer birer bu motivasyon videosunu paylaşmaya başlıyorlar. Peki video işe yarıyor mu? Yarıyor. Giresunspor son dakikada yediği golle playoff şansını kaçırırken Göztepe'yi yenen Karabük de Süper Lig'e çıkıyor. Alanyaspor playoff'ta kalıyor. İşte Karabükspor Kırmızı Mavi .org taraftar grubu diyor ki, Giresunsporlu arkadaşlarımız kusura bakmasınlar. Biz onlar için gerçekten çok üzüldük ama onları hareketlendirip Alanyaspor'a karşı galip gelmeleri için motive etmek istedik. Yeterli olmadı. Son dakika golüyle tüm şanslarını kaybettiler. Biz onlar için de ayrıyetten üzgünüz ama böyle de bir şey yaptık. Tatlı bir şaka yapmışlar aslında. Yani şöyle bakmak istiyorum bu mevzuya tamamen. Gidin kulübünüzün, yani taraftar olarak kulübünüzün arkasında durunu en azından. Yani Giresunspor, bundan öğreneceğimiz ne var derse bence bu var. Düşerken de kalkarken de kulübünüzün yanında olalım. Çok daha dahice bir şey bu. Ve hakikaten kendileri hazırlamışlar. Oturmuşlar, buna çalışmışlar. Vakit harcamışlar. Fikir dahi yani zaten. Hani Giresunspor'un Alanyaspor'u yenmesi için Giresunspor'a ne lazım? Taraftar desteği lazım. O zaman Giresunspor taraftarları eğer Alanyaspor maçında tribüne giderlerse Giresunspor o taraftarla beraber daha maça asılır. Ya bilmiyorum da, ben hayatımda böyle bir şey duymadım. Onu bir söyleyeyim önce. Böyle bir fikir duymadım. Ve bir motivasyon videosu hazırlıyorsun. Kendi hazırladığın motivasyon videoları gibi. Ama hiç kimse anlamıyor bunun Karabükspor taraftarından geldiğini. Biraz tabii şey de var orada. Telaş da vardır. Şimdi hani Giresunspor taraftarlarına da Giresunspor'un hani onların tarafından da bakmak gerekiyor şimdi biraz. Hani onlar için de çok şey olmamış ama en azından bence bundan öğrenilmesi gereken şeyler var. Net bir şekilde tribün kültürü literatürüne geçer. Çok şey duydum. Çok çok cin fikir duydum. Bu kadarını gerçekten duymamıştım. Hayran kaldım. Yaratıcılığına hayran kaldım. Emeğine hayran kaldım. Eminim Giresunsporlu taraftarlar hiç kızmamışlardır. Hiç kızmamışlardı. Çünkü ortada hakikaten kızılacak bir şey yok. Bir şey ancak bu kadar sevimli bir şekilde yapılabilir. Bu kadar keyifli ve bu kadar dahiyane yapılabilir. Arkadaşlar hoş geldiniz. Başımızın üzerinde yeriniz var. Siz hakikaten neredeydiniz? Çok özlemişiz.
Karabük Spor'un gelmesine, dönmesine. Ama yine de söylüyorum, olmaz böyle şey.